Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Bir parça yani yaklaşık 200 gram tavuk göğsünü küçük küçük doğramıştım. Tencereye aldım ve suyunu çekinceye kadar kavuruyorum. Tavuk suyunu çektikten sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyorum. Bir tane yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum ve yaklaşık 4-5 dakika kavuruyorum. Soğan kavruldu. Şimdi 2 tane doğradığım yeşil biberi ekliyorum. Bir tane küp küp doğradığım ve tuzlu suda yaklaşık 20 dakika beklettiğim patlıcanı ilave ediyorum. Patlıcan biraz yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçasını, yarım yemek kaşığı biber salçasını, ikisini de domates salçası veya ikisini de biber salçası olarak kullanabilirsiniz. Ve bir tane kabuklarını soyarak küp küp doğradığım domatesi ilave ediyorum. İki diş doğradığım sarımsağı, 2 su bardağı bulguru ilave ediyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Lezzetini arttırmak için 1 yemek kaşığı tereyağını da ekliyorum. Tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Bu arada malzeme miktarlarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle yağ eriyinceye kadar biraz karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu, 3 su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Evet, nefis pilavım pişti. Ocağı kapattım. Böyle döküm tencerelerde ocağı kapatsanız bile kaynamaya devam ediyor. Bu nedenle kapağı açık bir şekilde önce şöyle karıştırırsanız daha iyi olur. Sonrasında kapağı kapatarak pilavı dinlenmeye bırakabilirsiniz. Vallahi senin elin lezzet var ya. Çok lezzetli bir yemek tarifi. Yanında bir cacık, salata olsa da olur, olmasa da olur. Gerçekten tek başına doyurucu, güzel bir yemek tarifi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.